Sen kendini yiyemiyor musun ki Aleyna veriyor sana? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz yine bir cam önü kahvaltısıyla buraya hazırladık kahvaltımızı. Bugün kızların ikisi de evde. Bugün Aleyna da evde. Okul tatil olduğu için, 29 Ekim bayramı olduğu için bugün hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. Şöyle soframızı hazırladık. Aysima yine Rafa'dan Tayfa'ya dalmış bir şekilde. Rafa'dan Tayfa'ya gideceğim çünkü 23 Nisan'da. Çünkü 23 Nisan. 23 Nisan mı bugün? Bayrak var ya. Ha, bayraktan diyor zaten 23 Nisan diye. Bugün 29 Ekim Aysima. Cumhuriyet'in kuruluşu yani bugün. Anladın mı? Kesin anlamışsındır. Şu sehpayı biraz daha bu tarafa çekelim, o otursun. Hadi otur sen. Kızlarla alışverişe çıktık yalnız arkadaşlar. Biz tatil diye çıktık, herkes de tatil diye çıkmış. Fena bir kalabalık var. Şimdi arabamızı sağlam bir yere park ettik. Karşıya geçeceğiz, güven önündeyiz. Karşıya geçip bunlara biraz alışveriş yapacağız. Hemen geç, hemen. Araba yokken. Şurada bereler varmış. Bak Aysima, gel sana bir bere bakalım. Şuradan çıkalım, gel. Şapka istiyordun ya. Şurada var, bakalım. Hangileri? Şunlar. Sevmedin mi? Sevmedi sanırım. Sana göre değil miymiş? Gel içeriden bakalım. Baş, bu da şey. Ellerini şuraya sokuyor. Nasılmış bak. Aysima bak. Ama olmaz. Ellerini de şuraya sok. Dur taksana düzgünce. Olacak mı? İşte küçükler sana küçük geliyor. Büyükler olmadı. Biraz büyüğünü bulabilsen. Ha şu canım, şunu da. Şunu taksana. Bir taksana. Aa bu çok güzel. Bakayım. Eldiven de var. Onun eldiveni var mı? Güzel mi bu? Sevdin mi bunu, anladın mı? Bak bak diye gezersin. Sevdim bak. Sevmedim. Gördün mü bak. Şu eldiven. O büyük eldiveni, sana büyük gelir. Aysima biz sana göre bulamadık. Ya büyük ya küçük, bu nedir ya? Büyük mü o da? Büyük beresi. Neyse daha gezeceğiz, gel bakalım. Biraz daha bakarız, gel. Sevdin mi? Sevdiysen alalım, hiç düşünme. Ne oldu? Sen de alacak mısın? Bot mu? Mont mu? Bot mu? Sevdin mi Aydan'ı? Benim var botum. İkisini de bir giyseydin de baksaydın. Ha bağlı mı? Şöyle kalk bakayım mı? Ben yanında bakayım. Tamam mı? Tamam aldım, hadi. Aydanur'a ayakkabı beğendirmek biraz zordur da ilk defa bir şeyi beğendi. Onca ayakkabıya baktı burada. Beğenmedi. Ben de hangisini beğenmiştim. Ben başka beğendim aslında da. O benim beğendiğimi beğenmedi. Benimkini gördüler mi? He? Benimkine. Efendim? Maskeni çıkar da söyle. Benimkine. Neyi? He Aysima'ya. Yeni karnı pantolon aldık arkadaşlar. Hadi koy poşetine. Devam et. Tamam mısın? Tamam. Hadi. Hangisi? Bu. Sevdiysen evet, al Aydan'ı. Sevdim. Tamam al sevdiysen. Şu çizgiler de güzel bak. Bunlar çizgili sevmiyor yani. Bak sivitler de var. Biraz daha uzun gitsen. Aynı zaten. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you.
Biraz önce eve geldik arkadaşlar. Yalnız dışarısı nasıl soğuk anlatamam. İyice akşam üzeri serinliği çöktü. Şöyle poşetleri yanıma aldım. Aşağıya kadar geldik. Bir baktık ekmek almamışız. Evde ekmek yoktu. Ekmek almamışız. Aydanur'a dedim sen hemen bir koşu ekmek almaya git. Onu markete yolladım. Biz yukarı çıktık. Onlar aslında böyle alışveriş bir aldıkları şeyleri çekmemi sevmiyorlar ama hazır o marketteyken o yokken şöyle aldıklarımızı size çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada şu Aysima'nın pantolonuna bakıyorum. Burada unicorn'u görünce ben bundan istiyorum diye tutturdu. Aldık bir tane. Evde giymesi için bayağı da kalın bir şey. Sıcak tutar. İçi falan yünlü gibi. Sıcak tutar diye düşünüyorum. Böyle evde eşofman gibi giyer artık. Bunu aldık. Şöyle Aydanur'a. Bu arada arkadaşlar Aleyna bizle gelmedi. Aleyna'nın dershanede yarın sınav varmış sanırım. O ona çalışacağım ben gelemem dedi. O gelmedi onun için ben de ona hiçbir şey almadım. Çünkü benim aldığım şeyleri sevmiyorlar artık arkadaşlar. Beğenmiyorlar resmen. Aldığım şeyleri beğenmiyorlar. Onun için ben de artık onlar olmadan bir şey almamaya karar verdim. Kendileriyle gidip kendileriyle almaya karar verdim. Onun için ona hiçbir şey almadık. Kendiyle gideceğim onun yani. Bugün Aydanur vardı kısmet ona çıktı. Şöyle bir eşofman aldı. Dümdüz. Hiçbir özelliği yok. Ben şu yanından şeritli olanları beğenmiştim aslında. O bu düz olanı aldı. İşte bunun için anlaşamıyoruz. Ben olsaydım mesela Aydanur olmadan alsaydım ben o şeritli olanı alacaktım. Ama o bunu beğendi. Yani artık kızlarla zevklerimiz değişmeye başladı. Normalde aslında benim aldığım şeyleri çok beğenirler ama artık yavaş yavaş zevklerimiz değişiyor arkadaşlar. Ama sivitlere beraber karar verdik. Ve çok da beğendim. Ben de çok beğendim. Şöyle bir tane sivit siyah aldı. Şöyle üzerinde kocaman bir yazısı var. Siyah renk aldı bir tane. Bir tane şu yeşili aldı. Bunun kalitesi de çok güzel. Yumuşacık bir kalitesi var. Şeyi, kumaşı. Ve rengini de çok sevdik ikimiz de. Şöyle önü yazılı. Bu da Aydanur'un gözleri ela olduğu için göz rengini çok açacağını düşünüyorum. Bir tane böyle yeşil aldı. Bir de Aydanur tam bir griyici. Her şey gri. Eşofman gri. Bir dünya sivitleri var onlar gri. Kapşonlular gri. Ve yine vazgeçilmezi gri bir sivit aldı. Böyle 3 tane sivit almış, bir tane eşofman almış. Yani harcadığımız paraya bakıyorum. Aldığımız şeye bakıyorum. Yani bilmiyorum. Geçim çok zor. Geçim çok zor arkadaşlar. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bunu araya kısacık bir gireyim. Geçenlerde desem de bayağı oldu buna. Bir öyle züccaciye alışverişinde. Şimdi çantadan çıkaracaklarıma bakıyorum bir yandan da. Bir züccaciye alışverişimde bir yapay bitki vardı. Mutlaka hatırlayanlarınız vardır. Limon ağacı. Bunu mutfak için almak istiyorum ama çok pahalı dedim. Ne olacak bizim bu halimiz dedim. Bir yapay bitki 60 lira olmuş dedim. Her şey çok zamlandı, çok pahalandı dedim. Bir arkadaş yorumlarda demiş ki karı koca çalışıyorsunuz hala pahalı diye ağlıyorsun demiş. Yani ben mi anlatamadım anlatmak istediğimi acaba dedim. O mu yanlış anladı beni çözemedim orasını. Arkadaşlar ben orada biz bunu alamıyoruz. Bu çok pahalı demedim ki. Hayat çok pahalı. Her şey çok pahalı. Yani pahalılıktan şikayet ettim. Alamadığımdan değil. Allah'a şükür her şeyi alacak gücümüz var. Ama ben pahalılıktan bahsettim. O alamadık anlamış sanırım. Bilmiyorum. Yani o öyle deyince de bir tuhaf oldum. Dedim ki yani arkadaşım ben dedim hani alamadım demedim aslında orada dedim. Çok pahalı hayattı. Demek istemiştim dedim. Yani gerçekten aldığım şeye bakıyorum. Bir poşet şey almışım. 3 parça şey. Dünya bir para veriyorsunuz. Sonumuz hayır olsun artık. Ne diyeyim? Aydanur'un botu. Asker botu gibi biraz. Çok hafif topuklu. Ama ben de sevdim gerçekten. Güzel. Şeyi de güzel. Derisi de çok güzel. Yumuşacık bir derisi var. Bunu beğendi. Aslında şuradan biraz ışık vurduğu için tam da belli olmuyor herhalde. Şöyle göstereyim. Bakın. Güzeldi yani ben de sevdim bunu. Bunu aldı. Bir tane de spor ayakkabısı aldı. Spor ayakkabılar aslında eski değildi ama
Çok beğenince ben de almak istiyorsan al madem dedim. Şöyle bir spor ayakkabısı aldı. Aydanur'un zaten klasiktir. Siyah, düz. Şuralarında küçük detayları var. Bir tane de ben beğendim aslında. Alacaktım. Benim beğendiğimin de şu ucunda bir mor detayı vardı. Şurasında bir mor detayı vardı. Ve burasında mor detayı vardı. Biraz da daha yüksek bir topukluydu. Alayım dedim. Sonra da dedim ki ya önümüz kış. Nerede giyeceksin? Zaten spor ayakkabısı giyiniyorum şu anda. Gerek yok dedim. Şimdi dursun. Acele etme, sonra alırsın. Almadım öylelikle. Aydanur bir spor bir bot aldı. Bir bot da ben aldım arkadaşlar. Benim botum yoktu. Kendime şöyle bir bot aldım. Aslında böyle topuklu botu sevmem. Ben genelde düz taban botları severim ama bu çok hoşuma gitti. Çok kibar duruyor. Hem pantolonla hem etekle her şeyle giyilebilecek bir tarz. Benim giydiğim botlar genelde etekle giyinilemiyor. Etek giydiğiniz zaman altında postal gibi kalıyor resmen. Bu her ikisiyle de yakışacak diye düşündüm. Şöyle bakın, arkasında küçük bir detayı var. Şıklık vermiş ona. Düz bir bot. Şu kenarlar lastikli. Şöyle. Sevdim. Ayakta da kibar duruyor. 37 numara bu arada arkadaşlar. Normalde aslında 37-38 de giyiniyorum bazen. Botlarda genelde 38 giyiniyorum da bunun kalıbı geniş sanırım ki 37 olmuş. Ben de kendime böyle bir bot aldım. Birkaç tane de atlet aldılar kendilerine. O poşette başka bir şey var mı diye bir bakayım. Yok. Bir de onların atletleri falan var. Şimdi bunları hemen bir paketlerinden çıkaracağım, o atletleri falan, etiketlerini söküp bir makineye atacağım. Elde yıkama ayarında bir yıkansınlar. Üzerlerindeki tozları bir gitsin. Sonra ben mutfağa geçeceğim arkadaşlar. Geçenlerde Elif Alptekin patates kavurması yapmıştı grupta. Yani grupta bize resmini attı, grupta yapmadı. Gruba resmini attı bize. Patates kavurdun diye. Ay dedim, kanka çok canım çekti. Gerçekten canım çekmişti. Yarın ben de yapacağım. Sonra ertesi gün ben başka bir yemek yaptım. Dün başka bir yemek yaptım. Öyle bir denk gelmedi. Bugün de geç kaldık. Saat 5.30 geçiyor sanırım. Ya, sabah yaptığımız kahvaltıyla duruyoruz. Acıktık da bayağı. Bu arada ayakkabıların fişleri falan var burada. Hemen patates atacağım ocağa. O haşlansın. Şuradan fena ışık vurdu değil mi? Işık, güneş döndü bu tarafa. Güneş yok aslında da, güneş ışığı. Dönünce buradan bayağı bir yansıma oldu. Şöyle hemen sizi şu tarafa çevirdim arkadaşlar. Şimdi hemen patatesimizi haşlayacağım. Güzel soğanıyla, baharatıyla onu kavuracağım. Bir çay demleyeceğim yine. Üşüdük de hem içimiz ısınsın. Hem de patates kavurmasını kızlar da çok severler. Öyle yine kahvaltılık bir şeyler çıkaracağım. Soframızı hazırlayacağız. Bugün akşam yemeğini öyle aradan çıkarayım diyorum. Şimdi hemen mutfağa önce patatesi atayım ocağa. O haşlanırken ben bunları makineye atarım. Onlar da yıkanır o arada. Mutfağa geldim arkadaşlar. Yalnız ben patatesi ocağa koyup içeri geçmiştim. O da bir güzel taşmış. Ocağı mahvetmişiz. Hemen kuru soğanı ve yeşil biberi doğradım. Şöyle biraz kavuracağım. Çayımızı ocağa aldım. Patatesimiz de haşlandı. Böyle şimdi biraz suyunu süzeceğim onun. Soğanımız kavrulunca biraz toz biber ekleyeceğim soğana. Ve patatesimizi kavurup hemen soframızı hazırlayacağım. Bu tarafa gelelim arkadaşlar. Ben demiştim ya, geçenlerde açamadım. Bir dakika, açıyorum arkadaşlar. İyice sıkıyorum hava almasın diye. Hava alınca kötü oluyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Geçenlerde demiştim ya, turşularımı açtım diye. Şimdi turşu da çıkaracağım. Yalnız aslında elimi batırmıyorum ama şimdi kütür kütür. Tavsiye ederim arkadaşlar. Turşu tarifim birkaç video öncesinde, yani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Bu arada elma dilimi denemiştik ya arkadaşlar. Gerçekten elma dilimi de barlandırmıyor. Bakın turşuyu. Şöyle suyunu göstereceğim size. Bakın. Gayet güzel. Dupturu. Ben o elma dilimlerini ilk açtığımda aldım üzerinden. Çünkü turşuyu alacağım diye. Şimdi hemen kepçemi çıkaracağım. Elimi batırmayın diye yazmıştı bir takipçim. Zaten batırmıyorum. Hani daldırmıyorum elimi içine. Ben de daldırmıyorum çünkü doğruyorum ya zaten. Kepçeyle alıp kaseye hemen çıkarıyorum. Şimdi bunlardan da çıkaracağım. Ayhan abi biraz önce yemeğe geliyorum diye. Vallahi dedim yemek falan yok ortada. Patates kavuruyorum, bilgin olsun. Tamam fark etmez dedi. O da gelecek. Hemen şöyle soframı hızlandırılmış bir şekilde hazırlayacağım.
akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Toz biberini ve patatesini ekledim arkadaşlar. Şöyle güzel karıştıracağım. Aslında bu biraz bol yağ, güzel oluyor ama ben yağlı yemek sevmediği için ona ayak uyduruyorum. Şöyle üzerine biraz da karabiber gezdireceğim. Lezzet versin diye. Hemen çayımızı da demleyeceğim. Ona 10 dakikaya hazır dedim, gelmek üzeredir. Şimdi hani hazır ya yemek diyecek. Şöyle güzel karıştıracağım. Bir yandan da sofrayı hazırlayacağım. Geldi bile valla. Mutfağımızı Aysma'cığımla toparladım. Aysma yine bulaşık kurulamada bana yardımcı oldu. Değil mi? Şimdi artık iyi geceler sütünü içiyor. Çünkü öğle uykusuna da yatmadığı için. Şu an saat 8.30'a geliyor. Aysma için uyku vakti. Gözleri bile küçülmeye başladı şimdi de. Yoksa uyudu mu? Bakayım, gözlerimi kapandı. Sütü bitmemiş, uyuyacak da. Bitmiş mi yoksa? Bakayım, bitmiş mi? Çok az kalmış. Bitti mi? Bitti de biraz ayrılmamız zor oluyor. Ver. Biraz zor ayrılıyoruz. İyi geceler. Şımarmadan, şımarmadan. Tamam hadi, kapatıyorum ışığı. İşte en keyif aldığım vakit arkadaşlar. Aysima uyudu. Kızlar ödevlerinin başındalar. Ayhan yemek sonrası tekrar durağa gitti. Ben çaydanlığımı aldım ve çayımı, televizyonun karşısına oturdum. Böyle köşeme, manzarama karşı. Biraz manzaramı izliyorum, biraz dizi izliyorum. Işığı kapatıyorum. Bu saatten sonra artık huzur saati. Ve sürpriz! Bakın bana kim misafir oldu arkadaşlar. Alman kızı Dilek. Onun evet, da bir YouTube kanalı var. Bugün Kayseri'den uçağa binecekmiş. Bana telefon açtı. Bir kahve içimlik uğramak istiyorum. Hem tanışalım hem bir kahve içelim. 40 yıl hatıra olsun dedi. Evet. Şimdi kahvelerimizi yapmadan önce şöyle bir onu çekmek istedim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Valla arkadaşlar, gerçekten özellikle Almanya'dakiler için diyorum, çıkın çıkın gelin. Türkiye'nin her köşesi gerçekten cennet. Yani hiç gidesim yok açıkçası ama mecburum, çocuklar orada. Bu arada Nuriye'yle de tanıştım ben, yüz yüze birebir. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum canım. İyi ki geldin, hoş geldin. Şimdi ben kahvelerimizi yapmaya kalkacağım. Kahvelerimizi içeceğiz. Şu tarafa geçelim diye ben ortam hazırladım. Hem sohbet ediyoruz. Ben hem sehpayı o tarafa çekiyorum. Koltukları bir araya toplamaya çalışıyorum. Salon o kadar büyük ki. Bol oynayan arkadaşlar o kadar. Ekranda hiçbir şey gözüktüğü gibi. Gerçekten. Aynen. Benim evime hep videolardan izleyip de canlı olarak gelenler alakası yok videolardakilerle diyorlar. Hiç alakası yok. Hani son dönem zaten buraya geldim geleli hiç YouTube'a giremiyorum çünkü internet, yani 2 haftada 30 GB harcamışım. Hiç YouTube'a girmedim halde. Navigasyon canı sağ olsun. Gerçekten benim evde mesela koltukları artık öne çektim. Olmuyor, masayı oraya çektim. Aynen. Hepsi ortada artık, böyle yapışık yapışık. Ben de şimdi işte buraya ortam hazırladım. Cam önünde kahvelerimizi içelim diye. Şimdi ben mutfağa geçiyorum. Keşke gün ışığı olsaymış. Aynen. Gün batımı olsaydı bura çok güzel oluyordu. Evet. Neyse, gece manzarasıyla artık idare edeceksin. Ama dışarıdan da çok güzel duruyor, biliyor musun? Site gibi böyle. Evet, site zaten. Arkada da B blok var. Burası A blok, orası B blok. Ön taraf daha güzel. Burası daha güzel değil mi? Aynen. Bizimki yol kenarı. Şimdi artık ben mutfağa geçiyorum. Kahvelerimizi yapayım. Şurada güzel bir kahve keyfi yaparız. Kahvelerimizi yaptık ve geldik kahve köşemize. Dilek şu an telefon ayarında. Telefonunda bir sorun oldu, ona bakıyor. Ben kahveyi sıcak sevdiğim için hemen başladım içmeye. Ben soğuk içiyorum. Öyle mi? Ben kaynar içmem lazım. Soğuduğu zaman sevmiyorum. Kaynar kaynar içmeyi seviyorum. Şöyle cam önüne oturduk güzel manzaramızla. Kahvelerimizi yudumlayıp güzel sohbetimizi edeceğiz. Evet.
ve misafirimi yolladım arkadaşlar. Telefona bakıyor. Bakın ışığından görebilirsiniz. Taksilerden diyor. Bizim taksiler şurada. Taksilerden bulmam çok kolay oldu. Taksileri gördüm hemen buldum diyor. Şimdi havaalanına gideyim. Belki yüküm fazla çıkabilir dedi. İnşallah hayırlı yolculukları olursa olur. Sorunsuzca evine ulaşır inşallah. Yani nereden nereye? İşte YouTube'un kazandırdığı güzelliklerden bir tanesi böyle. Arkadaşlıklar. Hava bayağı serin yalnız. Bayağı üşüdüm. Konum açıyor. Şu an konumu açmaya çalışıyor. Ben buradan görüyorum. Siz videodan belki göremiyorsunuzdur ama. Telefonunu sabitledi. Konum açmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Yolun açık olsun Dilek. Sağ salim evine kavuş inşallah. Ben de videomu burada kapatıyorum artık arkadaşlar. Dileği de yolladığıma göre. Ben de yavaş yavaş içeriye geçiyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.